Burada bir kurgu var abi, bir kurgu var. Abi. Bu kurgu tepeden şimdi, aşağı iniyor. Canımsın, bak, bak. Şimdi şöyle bak bir dakika, da, kusura bakma. Var abi. Da. Şimdi burada kurgu var derken var. fenerle, Galatasaray yukarıda bak. Ee, üçüncüden aşağıya bak. Rezil. Şimdi beyefendi. Anladın mı? İki takım gidiyor yukarıda. Beyefendi. Aşağıdakiler yok. Işte, onun için ne? bak. bak. Onun için böyle lig olmaz. İşte onun için ben de bunu olmaz diyorum. Zaten. Bak abi. Bu lig vicdanları yaralıyor. Abi sen söyle. Bu lig, lig bu değil. Kadar fark olmaz. Bir şey sana söyleyeceğim abi. Yani ben görmediğim için söylüyorum. kadar. Ben bugüne öyle kadar. Bir şey şahit olmadığım için. İlk kez Galatasaray'a karşı ciddi bir rakip gördüm. Karagümrük. <laughs> Aynen. Bakın kusura bakma Her ya. şeyini verdi. kızarsa kıstın bana. Sen de süpürünce cevap verebilirsin ilk kez gerçekten bir top oynayan, elindeki kısıtlı imkanlara rağmen kafa kafaya top oynayan ya işte bir takım var Türkiye'de dediğimiz bir takım çıktı. Kara gümrük gibi 20 tane takım olsa ya şu puan rezaletini görebiliyor Yol musun? Abi. Türkiye'de var mı böyle bir rezalet? Gökmen abi ya. Kurban olayımsa kimi kandırıyor bunlar? 99 puan almış Galatasaray. 99 puan. Ya bu ne demek? Ya burada futbolcun duygusal. E, antrenörün duygusal. E, Hakemin zaten duygusal. Abi herkes duygusal. Ya bu herkes duygusal. anladın. Neye duygusalsınız siz yani? Para oğlum Federa para. Ee, para. Onu diyorum. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Fener Galatasaray ve Fener'in Fenerin paraları Anlam. var da bak transfer falan yapıyorlar. 220-230 milyon euro şu, öyle demesen. İki takım. Nereden baksan. Bak, Fener'e de koyayım. Bu iki takım 40 puan fark atamaz bu ligde. Atamaz abi kusura bakmayın. Böyle, Böyle bir lig olmaz. Böylelik, bak bu lig. Oğlum benim dediğime Afrika'da... geliyorsun sen Tabii, Senin dediğin. Doğru. Şey, doğru ben söylüyorsun. Ben burada ortadan onun konuşuyorum de abiciğim. Ben ortadan dediği, konuşuyorum bak, burada. Bu lig. Onun dediği abi neden bu lig kandırıyor ya? insanları. Bak, bak. Olmaz. Üçüncüyle fark olmaz falan abi. Abi üçüncü dediğin takım da Trabzon yani. Ünden üç yıl öncenin yani. şampiyonu. Öbürü Beşiktaş. Efsane Beşiktaş. Beş eh. Öbür tarafta geliyorsun onu ya Baktığın zaman burada bir sürü abi bak. Şu vara yabancı hakemler geldi ya. Yabancı hakemler gelmeden varın Direkt organizasyonu. Selim abi burada hayır desin bana. Doğru. Mehmet Büyükelçide değil miydi abi anahtar? Doğru. Bak MHK başkanı of. Ahmet İmanoğlu. of bak bak ofluyor. Ofluyor Selim of. abi. Niye ofluyor? Biliyor çünkü. Anahtar ondaydı. Adamcağız bir senedir ofluyor lig. be. Ama bir dakika o zaman bu lig. Bir senedir ofluyor abi, abi aynı. Bak bu lig şaibeli işte. Bunun için. Sen bu kurumlara inanmıyorsun. Bugün sen çıkmış kafa kafaya bugün Galatasaray top oynadı mı? Oynamadı. Stresten bir tartışırız bunu. Ama maçı aldı. Bu başka bir şey. Fenerbahçe bugüne kadar ortada yok. Fenerbahçe maçı aldı 3-0 doğru mu? Kayseri takımdan. atıyorum. Şimdi baktığımız zaman şunu demek istiyorum abi. Bu insanları yaralayan bir sistem var Türkiye'de. Bu sistemi düzenli, adaletli bir şekle getirmemiz lazım. Ne diyeyim sana? Fenerbahçe diyorsunuz. Bir dakika. Fenerbahçe, Ali Koç'a şimdi soruyorum başkan. Neden başkan 30 bin kişiyi türbine Kadıköy'e çağırdı? Galatasaray neden 30 bin kişi, Beşiktaş, Trabzon 30 bin kişi kongre ya da kongre elemanla, doğru mu? Di şey kongre üyelerini, divanı, işte bir kısımda taraftarı, misafirleri neden türbüne çağırmadı sen çağırdın. He? Neden çağırdın? Ama bak ha işte o zaman ne oluyor? Galatasaray abi sahanın içinde kalıyor hep. Ama o kadar bir algı organizasyonu Ama var ki. Ama Galatasaray takımı kötü takım değil. Ben kötü demiyorum. Aa, iyi Ama gücü nereden alıyor? Gücü yok mu? Gücü nereden alıyor? Senin var, gücü var, gücü, gücü var. var. Gücü. Doğruları yapmak. Gücü yok. Doğruları senin yapıyor. Dediğin gibi değil. Bak, senin dediğin gibi değil. Ama bitirmedim bak. Doğruları yapıyor. Bak, bak. Doğruları yapıyor. Sahanın içinde Galatasaray doğruları yapıyor. İyi top oynuyor. Doğru mu? İyi takım yapıyor yaptı. adam iyi kadro kuruyor. Erden Timur iyi kadro kurdu. Bunların hepsini yapıyor, yapıyor, yapıyor. Fakat Galatasaray'ın yaptığı başka bir iş var. Fenerbahçe'yi tuzağa düşürdü. Nasıl yani? Fenerbahçe'yi sahanın içinden dışına aldı. Dışına gitti mi Galatasaray Türkiye'de her sene şampiyon olur. Ya 6 sene de 6 senede abi, 6 senede Galatasaray sene şampiyon olursa 3. şampiyon. Ha, bu sene nerede Beşiktaş abi, var, Başakşehir var. Bir dakika abi yazalım abi, dakika. lütfen. Trabzon var. O zaman lütfen. neredeydiniz Abiciğim lütfen. Yani neredeydin bir dakika yazıyorum hocam? abi bak şimdi 1. Nerede dışarı alıyor anlatıyorum sana. Abi bir sistemi anlatıyorum mesela. Süper Kupa'da. Dışarı aldı mı almadı mı? Benim almadı diyemez. Aldı. Süper kupada Galatasaray, e, Fenerbahçe ile müthiş bir streş şeye girdi. E, algı algo operasyonuna girdi. Fenerbahçe oraya 19 takminde gitti. Doğru mu abi? Ben sana söyleyeyim abi. Şimdi bak Fenerbahçe takımı buraya kadar iyi gelen bir Fenerbahçe takımı var. Konferans kupasında finale gidebilecek bir Fenerbahçe takımı var. Orada bozuldu zaten takımlar. O maçtan sonra bak, bozuldu. Bir söyleyeceğim. Bunu demek istiyorum. Ha burada İsmail Kartal'ın yetersizliği var mı? Vardır futbolcular var mı vardır. Ama bu Fenerbahçe daha düne kadar sezon başında Galatasaray sezon başlarına çok iyi başlamıyor. Sen ne diyorsun Gökmen abi geçen sene böyle. Sonra finali iyi yapıyor Galatasaray. Doğru mu? Yapıyor. Fenerbahçe geçen bu sene iyi başladı. İyi de gitti. Bu İsmail Kartal için çıkarayım bak biz biraz balık hafızalı. İyi de dersin. takım yaptılar. Neler abi. söylediler ama abi. Şimdi gelinen noktada ee, Galatasaray Fenerbahçe'de Başkanı Ali Koç'u, yönetim kurulunu ve Fenerbahçe'yi tuzağa düşür tuzağa düştü. Sağın içinde kalamadılar. Abi bir şey sana soracağım. Ama bir dakika abi söyleyeceğim. Öyle. Cumhuriyeti korumak. Fenerbahçe'nin işi mi? Türkiye Cumhuriyeti Devletin işi mi? Herkesin işi. Ama önce devletimizin. Herkesin işi. Cumhuriyet herkesin Bir şey söyleyeceğim. FETÖ'yle mücadele etmek. Fenerbahçe'nin işi mi? Galatasaray'ın da işi olmalı. Beşiktaş'ın da işi olmalı. Trabzon'un da olmalı. Sivas'ında, Van'ında, Adana'da, Diyarbakır'da doğru mu? Ya mi? bir tarafı sıkışan ne? hemen FETÖ diyor ya. Yani. Abi ben abi bak ben Ya bırakın ya. Ya ben demiyorum. Sen ellerdir. Sen en de 5 senedir ben FETÖ 10 senedir. Konu bak yanlış abi. Ben FETÖ'yü konuş. Peki nereden geliyoruz bu konu Olacak Bu olay şey sürekli. Bu konuda da sürekli, sürekli artık ya. patinaj yapmaya başladık zaten. Of ya. Ben bu konuyu yani yani açmadım. artık Riyad olayını da lütfen Aşma kapatalım. Ben söylemedim. FETÖ olayını da kapatalım. Sonuçta şaibeli bir dedin. Evet. Tamam. bazı buyru konuşun. Abi. Soru işaretleri ortada. Bugün Yürü. Gaziantep takımını tutmak için yaptıkları ortada.